Herkese Güney Kore'den selamlar. Güney Kore'deyim ama size Japonya'daki hikayemi anlatacağım. Buraya gelmeden önce Kyoto'dan Fukuoka'ya otostop çektim. Öyle bir arabaya otostop çektim ki böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Ve sonrasında yaşadıklarım da çok ilginçti. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. 2 aydır video atmıyordum. Bunun sebebi internetimin olmayışıydı ve zamanımın olmayışıydı. Daha fazla video atmaya çalışacağım. Ayrıca video çekmeye çekmeye nasıl konuşacağımı da unutmuşum. Umarım güzel bir video çıkmış olur. Şu anda gözükmüyor ama ben en azından ses kaydı yapmış olayım. Bir tane bile aracın alacağını düşünmedim bir park istasyonundan. Ve çok da üşümüştüm, inanılmaz üşümüştüm. Birkaç tane araba vardı. Burada da normalde tırlar almıyor genellikle. 650 kilometrelik yolda, Japonya gibi bir yerde tek atış Fukuoka'yı buldum. Her yeri ışık. Anata no name? Hiroto Sakai. Hiroto Sakai? Yes. Dozo Roishiku. Bakalım yarın akşama kadar varacağız galiba. Watashi wa Nihon no onna no ko to kekkon shitai. Ohayou gozaimasu. Tırda kaldık. Şimdi perdelerimizi açtık. Artık ilk önce bu tarafta Hiroşima'da işlerimizi halledeceğiz. Ardından Fukuoka'ya gideceğiz. Görüşürüz. Sayonara. Trilyonluk bir tıra binmişiz. Harley Davidson'ları taşıyormuşuz ya. Yani şok üstüne şok oluyorum valla. Mumato Kogoshima. Sonra da zaten Okinawa kalıyor. Okinawa. Yüzmeye mi? Kosko. Sanyo Kosko. Şu an Sanyo Kosko'dayız. Sanyo Highway yani. Anata wa Tsuruko ni konnichiwa to ii tai desu ka Tsuruko go. Tsuruko go. Konnichiwa. Ah, konnichiwa. No. Türkiye'ye selamlar. Türkiye'ye selamlar. Okay, arigato gozaimasu. 200. 200. Bye. Ah. 2000. 2000. No. 200. 바바 가즈클람미시 심지어 söyleyemiyorum. 알든 아라바 burada 5'te 1 fiyatına. Honto desu? Yes, yes, yes. Şimdi sürekli ekranları görüyordum ama bir sorayım dedim ya bunlar nedir diye. Bu ve şu televizyonmuş. Burada bir tane tableti var. Bu iş telefonu, business telefon. Şu da kendi telefonu. İki tane navisi var. Bir de şunun ismi neydi? Lana mıydı? Neydi bu? Leda. Leda. Hey, hadi o zaman. Speed is Leda. Tamam işte onu diyorum sana. Tamam. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ekran var. Arka kamerayı da sayarsan 9 tane. Arkaya.
広島市。Yeah. およそ2キロ先、左方向です。İlk defa Japonya içerisinde ada değiştireceğim. Heyecanlıyım. Şurası var. Tamam. Port'a geldim şimdi. Yangından mal kaçırır gibi indirdi beni. Çünkü ileride polis var onun korkusuna. Vallahi harika bir otostoptu diyebilirim. Tabii biraz yorucuydu ama uyumalı. Bayağı iyi geldik yani. Direkt de beni Port'a getirdi. Şimdi ben de fiyatları merak ediyordum. Eğer bugün uygunsa, gününe göre değişiyormuş galiba. Eğer bugün uygunsa hemen bugün geçeceğim Kore'ye. Değilse birkaç gün buradayım. İyi oldu ya, otostop çektik, bayağı ucuza geldi. Suç bende. Ama bir de beni indirdiği yerle alakalı. İnanılmaz acele etmemiz gerekiyordu çünkü polis vardı. Bir de kamyon olduğu için hani böyle fazla zamanın da yok. Hatta adam fotoğraf için bile acele etti. Yani okey dedi, hani gerek yok falan filan. Daha acaba dedi. Ben de gideceğim. O sırada çek edemedim. İnerken hani aldım zannettim ama bir tane poşetin içerisi boştu. Aynı poşetten bir tane daha, o arkaya gitmiş. Şans mı diyeyim, şanssızlık mı diyeyim bilmiyorum ama maliyetine bakacak olursan yani bir 100 dolarlık malzemem var tabii ki. Kaça denk geldi şimdi? 25 dolar falan maliyet oldu bana. Durduk yere aksiyon oldu işte. Ya bu kadar gerizekalıların içerisinde akıllıca bir şey yaptım. Onu da size tavsiyede bulunayım. Otostopta hangi araba olursa olsun binmeden önce zaten bir kere fotoğrafını çekip hem güvenlik açısından hem buna benzer durumlar açısından. Ben orada video çekmiştim. Videodan arabanın plakasını buldum. Ekran görüntüsünü aldım. Hemen bulunduğum yerde şey vardı. Kobanlar vardı. Polis merkezi vardı. Hemen onlarla paylaştım. Onları hemen şirkete buldular. Şirketten adamın telefon numarasını buldular. Tabi bu süreç bir yarım saat falan sürdü. O sırada ben yine bütün seceremi verdim. Kaç gün nerede kalacağımı, ne kadar param olduğundan, neden geldiğimden, neden gideceğimden, bir daha gelip gelmeyeceğimden falan filan. Bayağı bir konuştuk. O sırada da adamın numarası geldi. Adam da yaklaşık 12 kilometre öteye gitmiş. Şimdi ben dedi geri gelemem. Dedi buraya gelebilir mi? Ama dedi acelem var benim. Taksiyle gelsin. Burada da eşyanı bir yere bırakayım, oradan alırsın, şu bu olayı yok. Yok diyorum çünkü bu topun altına girecek kimse yok. Şimdi ben paçikonun birine geldim. Orada bekliyormuş adam beni. Hani paçinkoyu bıraksa işte Uğur gelecek alacak dese kabul etmezler yani %90. Her neyse mecbur kaldım. Taksiye bindim. Hem Japonya'daki ilk taksi deneyimim oldu. Acı bir tecrübe oldu ya. Ben bugün gidecektim ya. Bugün gidecektim. 30 dolar daha ucuz olsun diyordum. 30 dolar daha ucuz oldu. Dedim ki Fukuoka'dan daha ucuz olur ya. Fukuoka'dan gideyim dedim ya. Ne kadar güzel. Çok olağanüstü bir şey yaptım ya. Yani 100 yılın öngörüsü. İnsanlık hali unutabiliyorsun. Ama o kadar da çek ettim. Allah'tan pasaport. Onlar falan yanında. Bir ikincisi en önemlisi yani. Hani adamın plakası var en azından. Yani onu iyi kalmışım. Ya yurt dışında araçta bir şey unutursanız da aklınızda olsun yani.
Ama tabii sistematik ülkelerde kolay. Şimdi mesela ben bunu Tayland'da unutmuş olsaydım çok zordu yani. Çok çok zordu. Adama ulaşması şu bu çok zordu yani. Ve şirket arabası olmasının avantajı var. Bu da güzel bir anı oldu işte. Anılar hep böyle maliyetli oluyor. Otostop maceramız böyle sonlanmış oldu. Tekrar bir polislik oldum. Yani hep her zaman bak gitmeden önce Japonya'dan bir polislik oluyorum. Yine bir polislik oldum ama bu sefer yine alnımın akıyla çıktım. Ben şeyden korktum ya, adamın başına da iş gelmesin. Çünkü şirketler burada almıyormuş normalde. Otostopçu almak yasakmış bildiğim kadarıyla. Yani tırları bir an hiç binmemiştim. İlk tır deneyimim. Ya o da şans yani. Gerçi bireysel olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum ama. Ya ne bileyim, her şey böyle çok değişik gelişti ya. Dünden beri var ya, komedi yani. Neyse, bir sonraki videoda görüşürüz. Ya yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Beni de artık bir 1000 abone yapalım. Kendinize iyi bakın. Fukuoka'dan selamlar. Çok yakında Kore'de görüşürüz. Bye bye.